Biz kimiz ve niçin dünyaya geldik? Tanrı'dan kopan biz küçük tanrı parçacıkları büyümeyi öğrenmek amacıyla çeşitli katmanlarda veya boyutlarda eğitim almaya gideriz. Dünya annenin kucağında eğitim almak isteyenlerimiz uzun bir tünelden geçerek düşük yoğunluktaki bu okula inerler. Burada kimimiz hızlı büyüyüp yuvaya erken dönerken, kimimiz de bu eğitimini binlerce yılda tamamlar. Ama eninde sonunda hepimiz büyürüz ve yuvaya döneriz. Evrimleşme hep ileriye doğru olur. Deneyimlerimiz, seçimlerimiz ve derslerimiz hep bize bir şeyler öğretir. Her bir yaşamımızdaki deneyimlerimiz, bir sonraki yaşamımızdaki olacakları belirler. Ruhun hedefi öğrenmek, bilincini büyütüp kaynağa geri dönmektir. Kaynak, her şeyin kendisinden var olduğu bir enerji bütünüdür. Bu enerjinin bir parçası olan biz, Tanrı parçacıkları, ibadet veya meditasyonla tanrısallığımızı yeniden hatırlayarak boyutlar arası dolaşabilir, duvarlardan geçebilir, zamanda yolculuk yapabilir, diğer boyutlardan varlıkları görebilir ve solucan deliklerinden yolculuklar yapabiliriz. Her birimiz birer mucizeyiz. Evrendeki her şey gibi biz de sadece enerjiyiz ve yok olmuyoruz. Bir yere kaybolmuyoruz. Ölüm diye bir şey yok. Ölen sadece bedenimizdir. Ölüm enerji için geçerli değildir. Enerji sonsuza kadar vardır. Gelişimiz ve geri dönüşümüz hep kaynaktır. Bizler bir bütünün küçük kardeş parçalarıyız. Allah, Tanrı, Yaratıcı, Yaradan, Öz, Büyük Ruh ve Kaynak gibi tanımlamaların hepsi aslında aynı şeydir. O bizim de bir parçası olduğumuz en büyük sınırsız ve sonsuz enerji kaynağıdır. Bütün evrenlerin oluşması O'nun ilahi planıdır. Çocuklarının eğitimi, büyüyüp gelişmesi için mükemmel şekilde dizayn etmiştir. Her boyuttaki evrimimiz başkadır. Bizler gittiğimiz boyut ya da katmandaki enerjiye, titreşime ve yaşam koşullarına göre şekilleniriz. Fizik bedenimiz, ruh dediğimiz enerji bedenimizi korumak için gerekli bir elbise gibidir. Bu elbise dünyaya ve üçüncü boyuta göre düzenlenmiştir. Burada insan görünümündeyken bir başka boyutta farklı bir görünümde olabiliriz. Çünkü evrimleşen bedenimiz değil, ruh dediğimiz enerjidir. Ancak bildiğim kadarıyla 5. boyutta da şimdiki görüntümüzle görüneceğiz ama bedenimizde eterikleşme başlayacak. Sonrasında nasıl bir formda görüneceğimizi bilmiyorum ama tahminimce eterikleşme daha da hızlanır ve formumuz, titreşimimiz yükseldikçe değişebilir. Ruh, bilinç büyüdükçe içine girdiği şekilde büyüyor. Bu yüzden rüyalarımızda veya duru görülerimizde gördüğümüz evliya, peygamber veya melekler diye tanımladığımız yüksek boyut üstadları çok uzun boyludurlar. Bizlere 3-4 metre boyunda görünebilirler. Her ruhun dünyadaki yolculuğu boyunca rehberleri ve yardımcıları olur. Kimimiz onları yüksek benliğimiz, kimimiz melekler, kimimiz de rehber ya da evliyalar olarak tanımlıyoruz. Bizler uyurken hep eğitiliriz ve onlarla hiç korkmadan iletişime geçeriz. Uyanıkken bizi onlardan uzak tutan şey tabii ki korkularımız ve etrafıma ördüğümüz duvarlarımızdır. Bize eşlik eden ruhsal öğretmenlerimiz her toplumun kültürüne, dinine veya inancına göre bize farklı şekillerde görünebiliyorlar. Amaçları bizi korkutmadan kendilerini inanılır, güvenilir kılarak gelişmemize yardımcı olmaktır. Örneğin biz Müslümansak evliya, din alimi veya peygamber şeklinde görünebilirler. Hristiyansak İsa veya Meryem Ana şeklinde görünebilirler. Musevi isek Musa peygamber olarak görünebilirler.
Tibet, Çin, Hint dinlerinde de onların inançlarına ve kültürlerine uygun kişiler şeklinde görünebilirler. Bu görünmeler rüyada olabileceği gibi uyanıkken hologram beden şeklinde de olabilir. Bazen de gerçek fizik beden içinde kısa süreli ziyaretler şeklinde hayatımıza girebilirler. Onlar rehberlik ettikleri insanların bilincine göre davranırlar. Kişisel alanımızda gördüğümüz eterik bedenlilerin negatif veya pozitif enerjili olup olmadığını anlamamızın tek yolu bizde hissettiği duygulardır. Pozitif varlıklı sadece sevgi, coşku ve yüksek titreşim hissettirirler. Negatif varlıklar ise huzursuzluk, korku ve titreme hissettirirler. Bu konuda biraz da kendimize ve iç sesimize güvenelim. İçeriden gelen ses yanılmaz. Evrende yalnız değiliz. Evrende sayılamayacak kadar çoğunlukta evrenler, boyutlar ve katmanlar vardır. Bu boyutlar ve evrenler farklı frekansta oldukları için birbirleriyle enerji perdesiyle ayrılmışlardır. Her birinde de kendi frekansına ve titreşimine uygun olan varlıklar yaşamaktadır. Yani evrende kesinlikle yalnız değiliz. Fakat bu bilgi insanlardan bilinçli olarak gizlenmektedir. Çünkü bilincimizi geliştirmemizi ve dünya dışı varlıkların farkına varmamızı istemiyorlar. Hatta bu tür bilgileri saçma bulup ilgi çekmemesi için alaya alıyorlar. Dünyayı yöneten elitler uzun yıllardan beri dünya dışı zeki varlıklardan haberdardırlar ve onlarla anlaşma yaparak özel yerlerde üsler verip karşılığında teknoloji yardımı almaktadırlar. Ancak bu elitler insanlık üzerindeki güçlerini kaybetmemek için bu bilgiyi halktan gizliyorlar. Çünkü başka gezegenlerde yaşayan zeki varlıklar, halk deyimiyle uzaylılar, açığa çıktığında insanlık, dinleri, kölelik sistemini ve yöneticilerinin insanlığa yaptığı zulmü sorgulamaya başlayacak, farkındalığı artacak ve uyanmaya başlayacaktır. Bu da uyanan insanlarda köle düzenine son verme isteği uyandıracaktır. Tabii ki özgür, vergi vermeyen, kandırılamayan bir insan ırkının zengin üst tabakaya faydası olmayacağından. Bu düzenin devamı için her şeyi yapıyorlar. Uyanışa karşılar. Bu yüzden de bildiklerini bizimle paylaşmıyorlar. Geçmişte dünyayı ziyaret eden birçok dünya dışı varlığa ilkel insanlar tarafından melekler ya da tanrılar olarak tapıldı. Dinler ve inançlar bu şekilde oluşmuştur. Esasında gelen dünya dışı varlıkların amacı bilgi vermek, yol göstermek, insan gelişimine yardımcı olmaktı. Ama ilkel insanlar onları tanrı ya da melekler olarak nitelendirdiği için nesillerden nesillere ekleme bilgilerle bu dünya dışı varlıkların ziyaretleri dinselleştirildi ve bazı çevrelerce insanlar üzerinde güç sahibi olmak için kullanıldı. Bu dönem kapanıyor artık.